Ama o dağı gezmek istiyor. Ya ben bunu götürüp alıp Miami'ye götürecek halim yok. O da Miami'ye gitmek istemiyordu herhalde. Nereye gitmek istiyordu? Çay bahçesine. Benim gideceğim yer taş ucu, affedersin, avuç kadar bir yer. Neresini göreceğim? Ben taş ucundan zaten bıkmışım. Oturayım evimde, kafamı dinleyeyim, çayımı içeyim, kahvemi içeyim, oturayım evimde. Kim yapıyor çayı, kahveyi? Kendim yapıyorum. Ha, yapmıyor sana. Ya bana bir günde bak, 12 senelik evliyim, bir günde bir gün bana getir, ölüme al kocacığım, bu çay senin demiyor. Demedi. Bir çayı zorla demlettiriyorum. Niye demiyor? Neymiş hanımefendi, çay bu demlemesini sevmezmiş, şey yapmazmış. E yeter artık yani. Ölüme bir sıcak sofra koymadı. Annem be, ben pazarı annem ve ben yaparım. Annem yemeği mi yapıyor? Yemekleri kim yapıyor? Ya yemeği de benim kendim yaparım. Allah'a şükür. E sen iyi kocaymışsın o zaman. O ev temizleyince kadar 5 çeşit yemek yaparım. He? 5 çeşit yemek yaparım. Ne yapıyorsun mesela? Ne gelirse aklınıza. Evde hanımla ne yemek yaparsa. O orada oturur, şey iş yapınca ben otururum. 5 dakika sonra giderim, ya salatamı yaparım, ya makarnamı pişiririm, ya da karnıyarımı yaparım, ya da... Vallahi içimden de karnıyarık geçirdi, yapıyor musun karnıyarık? Yaparım. Ha siz lokantacısın, ha sen o yüzden yemekleri de yapıyorsun. Tabii canım. Biz lokantacıyız. Ben oturdum ya da gezerim, dolaşırım, telefonla oynarım ya da bir... Yani... O temizliği kim yapıyor? Ya o ben yemeği yaptım sonra, bir baktım bitiremedi mi? Hadi devam et. Oturtmam yani. Yani evde içinde de yani şöyle söyleyeyim, gezmeyi sevmediğim için hani ev içinde de duramam ben. Orada düzeltirim. Sen duramadığın için sürekli kadın da faaliyette olsun istiyorsun yani. Öyle istiyorum. Sen yap da biraz o otursun o zaman. Hep ben yaparım zaten, o yapmıyor ki. Sen de ona kalk temizliği mi bitir diyorsun. Tabii. Ha. Şimdi buraya kadar iyi kocaydın da hani şimdi yemek yaparken sen de kalk onu yap demesene hani iyi olacaktı da. Ya, neymiş hanımefendi demeyecekmişim. Oturacakmışım böyle. Oturacağımış. Öyle bir günah yok. Bu evlilik şeydir. Ortaklaşadır. Herkese faaliyette olacak evde. Evet. Biri çay pişirecek, biri yerleri silecek. Öyle. Peki ya, mesela böyle sarılıp da bir dizi falan oturup izlemez misiniz? Ben dizi izlemem. Ne yapıyorsun sen akşamları abi? Akşamları ya bir iki oyun oynar telefonda, ondan sonra kapatırım. Karınla ortak neyi paylaşıyorsunuz onu merak ettim ben. Hani ne bileyim, ya oturup bir sohbet eder misiniz ya, televizyonda, şöyle bir şeye bakar mısınız? Ne bileyim, bir yani ortak kitabı okur musunuz? Hani ne yaparsınız ortak? Yani, ortak ne yaparsınız? Ortak bir oturdum yani yan yana oturduğumuz, yani böyle karşı karşıya oturduğumuz var. Hı. Onda da zaten konuşmaz, put gibi. Ben bir şey sordum mu diyor, böyle bakar. Sen niye mesela dizi izlemiyorsun? Yani dizi dediğime bakma, film, bilim, her şimdi, ne? Onun, benim izlediğim diziyi zaten o izlemez. He. Ya benim izlediğim şey... Sen ne dizi, model diziler izlemek istiyorsun? Savaşçıdır, şeydir, öyle tür şeyler izlerim. O ne izlemek istiyor? Onu izlediğin ne olacak? Ya TikTok'a girecek telefonda. Ha TikTok'u da var. Evet. Senin var mı TikTok'u? Ben şimdi daha indirdim. He, onu indirdim bir şey diye bakmaya. Ya ilk defa ya can sıkıntısından olacak. Normalde ben pek telefonla oynayan insan değilim. Peki sen niye mesela akşam yaptığınız bütün yemekleri, temizlikleri falan niye böyle bir sarılıp oturup da bir dizi izlemiyorsunuz mesela? Ya artık yani ne bileyim. Oturuyorum, çayımı içeyim, ondan sonra saat bakıyorum, saat 9-10. Ben hadi yatıyorum, hadi yatalım. Başka bir şey yok. Ya sabah erken işe kalkan insanım. Anladım. Yani bir tek bana eğer hatta benim bu iyiliklerim böyleyse tamam. Amenna yolumuzu ayırmak istiyor. Aysel abi Allah aşkına ama yani bu şimdi çok saçmalığa dönüşüyor yani durup aynı şey söylemek. Şöyle yolumu ayırmak istiyorsan tamam. Güzellikle bir şey söyleyeceğim. Ayrılır. Sen bu anlattıklarınla iyi bir koca olduğunu mu düşünüyorsun? Ama demek ki kötüyüm ben. Hayır, sen şimdi böyle bunları anlatıyorsun ya. Evet. Bunların hani iyi mi olduğunu düşünüyorsun? Ben iyi olduğumu düşünmüyorum. He tamam, mesela hatan var mı şimdi bugün geldiğimiz noktada şöyle şöyle yapsaydım dediğin bir yer var mı? Ya, ne bileyim yani hata da yani demek ki benim hatam onu alıp bir dışarıya gezdirmemek.
Evet mesela bu bir ha. Evet. Evet. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bir evliliği bitirecek kadar değil ama bilmiyorum hani onun ne kadar devam ettiğini. Açıkçası ben de evde otur bana da fenalık basar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman eğer biz seninle bunu beraber paylaşmazsak o zaman ben çeker giderim sen benim peşime düşersin bak. Gelmişsin işte buraya anlatabiliyor muyum? Yani mesela hiçbir şey paylaş... Bütün bu anlattıkların içinde karı koca hiçbir şey paylaşmadığınızın farkında mısın? Ya tamam olsun gezmek ister. Ya hani gezmenin de bir sınırı vardır. Ama hiç gezdirmiyormuşsun ki. Devamlısı yok. Hiç gezdirmediğin için o sürekli söylüyor ve devamlı istiyormuş gözüküyor. Hiç gezdirmeyince o sürekli istiyor. Ya şimdi Müge Hanım nasıl yani devamlı gördüğüm yer aynı... Bu evde ineceğim sahile gideceğim. He. Sahilden geleceğim eve çıkacağım. E tamam biz de hep aynı yere gidiyoruz yani nereye gidelim her hafta sonu bir yere gidecek halimiz yok hep aynı yerdeyiz işte. Ya taşınla nereye gezeyim ya iskeleye gitsek ya işte oturur. Ya çıktığımız zaman da yani şöyle söyleyeyim. Çaybaşı'nın da çıktığımız zaman elinde telefon çıkmıyor. Düşmüyor yani. Sen de şöyle sarılıyor musun bir sahile gittiğinde şöyle bir sarılıp? Ya, sarılmaya fırsat var mı elinde telefon? Çıt çıt. Ya kızım çocuğa bak. Çocuk denize düşecek. Elinde telefon. Yaranamadım diyorsun yani. Yaranamadım. O yüzden hani gidiyorsa da ben sadece çocuğumu istiyorum. Ya ben sadece çocuğumu istiyorum. Yani hiç bunda da hani kaynanam gel, kaynarım hiç darılmasın. Ben bir kötülük olmadan yani en güzel şekilde gelsin nikahımdan düşüreyim. Bir tek şeyim bu. Belki bana kızımı getirsin, teslim etsin. Hemen tık imzamı atarım. Hiç soru bile sormam. Kesinlikle. Kesinlikle bir soru bile sormayacağım. Sen hangi burçtansın? Hiç inanmam ama bir araştırma yapıyorum. Senin burcun ne? Ben hiç inanmıyorum aslında astrolojiye de dala geçiyorum ama senin burcun ne? Bir şeye bakacağım. Ben ikizler burcuyum. Ha, yükselenin ne senin acaba? Vallahi bilmiyorum. Bir bak bakayım yükseleni. Bir araştırma içindeyim de inanmıyorum bir araştırma. 23 Mart doğumluyum. He. 23 Mart. Balık mı oluyor? Ben pek anlamam burçlardan da. Yok be Mart. Yok. Koç işte bak koç. Araştırma sonuçlarımı sonra açıklayacağım size. 23 Mart hangisiymiş? Koç. Ya koç. Şimdi sen o seni terk etti diye sen ondan önce onu terk etmiş olmak istiyorsun. Evet gelsin karşıma, hayır Müge Hanım gelsin karşıma çıksın. Burada 80 milyonun önünde ben seni ayrılmak istiyorum diyeceğim. He. Sana da bir şey demiyorum diyeceğim hemen bir avukatla bir cazide bırakırım. Bir karını seviyor muydu? Ben karımı seviyordum. Çok hızlı böyle sevgin bitti mi hemen? Bitti ya bu gidişi. Ama belki artık... kızıyla çıktı. Başına bir iş geldi şu ya, anda ya, da... Hayır şimdi şöyle söylemedim. Öyle bir şeyse yani desin ha. Ki bana. Diyemez belki. Ya, diyebilecek ya, bir, durumda her, değil. Herhangi yani bir şeyleri olsun yani. Abi baksana olsun. Bütün araştırmaların sonuçları gerçekten bak, yani. Olsun yani desin ki... Ya benim başım dertte. Ya ben sana eğer yani... kaygılanmıyor musun? Onu kaygılanmaz olur muyum? Ben o gitti hani gideli... Kolay şöyle söyleyeyim. Biliyor musun şöyle söyleyeyim. Gitti gideli ben telefonu arıyorum. Telefonu aradığınız kişiye ulaşılmıyor. Bu var. Benim içimde şüphe o. Seni kaçırmış olsa tamam hani... Ya bir şey söyleyebilir miyim? Anladığım kadarıyla siz tartışmalarınızda da sen hep böyle konuşuyorsun ya. Evet. Benim mesela çok içim sıkıldı. Bak ben sana söyleyeyim. Yani sonuçta biz seninle benzer yaşlardayız. Çok sıkıcı. Şimdi karşındaki adam sana sürekli ne yapman gerektiğini söylüyorsa... tam bu insan için gerçekten çok sıkıcı. Mesela sana ben kadının da erkeğin de yapması gereken görevleri... her ne şartta olursa olsun yapması taraftarıyım. Bu hep söylüyorum, Rahmi Bey'e de söylüyorum. Kadının ve erkeğin naturasında vardır. Kadın herkes çalışsa da çayını pişirir... Yemeğini yapar. Yapamıyorsa, ya ben şöyle düşünürüm. Yani o yemeği orada hazırlama görevi benim üzerime. Ben yapabilirim, yapamam ama temin etmek zorundaymış gibi hissediyorum. Ben görev adamıyım biliyorsunuz. Bir görev verin, yapayım. Ama bana sürekli bir şey söylenirse hiçbir şey yapmam. Ya sen benim anladığım kadarıyla sen sürekli böyle konuşuyorsun. Ben senin için hafta sonu çalışıyorum da gezdiremem de bilmem ne. Sıkıcı Oruç'cum. Bak sen daha çok gençsin. Bundan sonra bir daha verirsin yine o kadın da kaçar. Yani yapmamak lazım. Biraz makbul erkek, az konuşan erkek. Bak bunu unutmayın. En makbul erkek, en az konuşan erkek. Bunu yazın böyle bir kenarınıza, bir tik edin.
Bak nokta, bak ciddi söylüyorum. Sürekli de çayı da yaptın mı, kahveyi de yaptın mı, orayı da silmedim ya. Bugün de canım silmek istemiyor. Ben silmek zorunda değilim onu. Kendim istersem yaparım. Ha beğenmiyor musun beni? Ali'ye kibarca bir bay bay. Zorlamaya gerek yok ki. Bazı kadın da yapmıyor. Bak doğru söylüyor. Bazı kadın da evini pislik götürüyor yani. Yani mesela ben orada yaşayamam. Yani, bir erkek olarak da kadın yani, olarak da yani, o zaman. Şöyle yani. Öyle mi? Bir hanımefendi telefon attığımızdaymış. Şimdi Şenol Bey, yani senin yanında değil mi bu kadın? Önce bir Şenol... Kesinlikle, kesinlikle. Öyle bir şey olamaz, kesinlikle. Vallahi ama senin dedikodunun çıkması da normal değil. Kusura bakma yani. Öyle her evine girenle de dedikodu çıkmaz yani. Demek ki bir şey oluyordu da senin dedikodun çıktı. Normal diyorsun da yani bu olayları normalleştirmenizi istemediğim için böyle olduğunu söylüyorum. Çünkü bu garip garip şeyler ne yazık ki toplumumuzdaki kadınların eğitim hakkını... kullanmasında, iş hayatında çalışmasına engel oluyor. Aa işte oraya giderse dedikodusu çıkar, buraya giderse erkek arkadaş bulur diye ben de bunu kabul etmek istemiyorum. Bunlar münferit olaylar olarak kabul etmek gerekiyor. Niye dedikodusu çıksın ki? Senin evine bir tane mi adam giriyordu? Evet, de Fatih'ydi. Beraber çalıştığımız için. E sen de onu arıyorsun işte. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.